Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 12. sınıfların organik kimya ünitesine ait organik bileşikler konusunun ilk videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda neler yapacağız? Alkanlarla ilgili bilmeniz gereken her şeyden bahsedeceğiz. Bol bol örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Orbital yayınlarının online eğitime destek platformu aracılığıyla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Orbital yayınlarına emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bana bu çekimi yapmamda katkı sunan başta Orbital yayınlarının yazarı Yakup Demir hocama ve Hamdi Özkan hocama teşekkürlerimi sunuyorum. İlk konu anlatımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk slaytımızda alkanlar, biliyorsunuz alkanların diğer adı parafinler olarak bilinir. Parafinin kelime anlamı arkadaşlar tepkimeye karşı girme isteği ya da eğilimi az demektir. Yani parafin ilgisiz anlamına gelir. Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 genel formülüyle gösterilir. Burası çok önemli. Ben ara ara yan tarafa buralara notlarımı alacağım. Notlarımı da neden alacağım? Önemli yerlere değinmek için. Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 genel formüle sahiptir. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki alkenler olsun, alkinler olsun ya da aromatik hidrokarbonlar olsun. Hepsi için alkanların genel formülünü kıstas olarak alacağız. Bilginiz olsun. Evet, en yerine rakam yazacağız. Sıfır değil, birden başlayacağız. En yerine bir yazdığımızda arkadaşlar CH4 kapalı formülüne sahip olan organik bileşiği elde edeceğiz. En yerine 2 yazdığımızda C2H6. İşte en yerine 3 yazarsanız C3H8 şeklinde bu devam edecek. İlerleyen slaytlarda bununla ilgili zaten detaylara gireceğiz. Alkanlardaki tüm bağlar sigma bağdır ve doymuş yapıdadırlar. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Sigma bağından dolayı karbon atomları SP3'e bütleşmesi yaparlar. Yani karbon atomları her taraftan tekli bağ yaptığı için tekli bağların tamamının sigma bağ olduğunu söyledik. Sigma bağını göstermiş şöyle kıvrımlı R şeklidir. Onu da belirtmiş olalım. Karbon atomları tekli bağ yapıyorsa hibriti de SP3 olur. Bilginiz olsun. Alkanların adlarının sonuna an ekini getireceğiz ve bitireceğiz. Mesela CH4'ün adı metandır arkadaşlar. C2H6'nın adı etandır. İşte C3H8'in adı da propandır. Bu şekilde devam eder. İlerleyen slaytlarda detaya gireceğim. Alkanlar bir homolog sıra oluştururlar. Homolog sıra nedir? Tüm karbon atomunu takip eden CH2 kadar fark vardır. Biz buna homolog sıra deriz arkadaşlar. Alkanlar düz zincirli yapıda olabileceği gibi dallanmış yapıda da olabilirler. Aşağıda şimdi göstereceğim ve alkan atomları peş peşe sıralanmışsa düz zincirlidir. Bakın burada CH3, CH2, 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 CH3 diye gidiyor. Bu düz zincirli bir alkandır. Burada da bakın CH3, CH, altta bir CH3, sonra CH2, CH3 diye gitmiş. Bu da dallanmış alkandır. Her ikisi de C5H12 kapalı formülüne sahiptir. Evet, ikinci slaytımıza geldiğimizde bazı alkanların isimleri ve kapalı formülleri verilmiş. Biraz önce de bahsetmiştim aslında. Alkanların genel formülünün CnHgen artı 2 olduğunu bilmemiz gerekiyor. En yerine birden başlayarak rakam yazacağız. 1 yazdığımızda CH4, 2 yazdığımızda C2H6, 3 yazdığımızda C3H8, 4 yazdığımızda da C4H10 bileşiğini oluştururuz. Bunların adları arkadaşlar ilk 4 üyesinin adı özel adlandırma yapılmış. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. CH4 metan, C2H6 etan, C3H8 propan, C4H10 da bütan organik bileşiği olarak bilinir. 5 nolu karbondan başlayarak 10 ya da daha fazla karbona kadar çıkabilirsiniz ama size tavsiyem 10'un üzerine çok çıkmayın. Zaten ÖSYM'de 8'e kadar sorabiliyor. 10'a kadar çok çıkmaya gerek yok. Evet, bundan sonra alkanın önüne Latince örnekler geliyor. Latince'de 5 penta olduğu için pentan, Latince'de 6 hexa olduğu için hexan, Latince'de 7 hepta olduğu için heptan, Latince'de 8 okta olduğu için oktan ve Latince'de 9 nona olduğu için nonan şeklinde, Latince'de 10 da deka olduğu için dekan şeklinde adlandırma yapılır. Evet, üçüncü slaytımıza geldiğimizde primer, sekonder ve tersiyer karbon ne demek ona değineceğiz. Bir karbon atomu arkadaşlar doğrudan sadece bir karbon atomuna bağlıysa primer ya da birinci karbon atomu, iki karbon atomuna bağlıysa sekonder ya da ikincil karbon atomu, üç karbon atomuna bağlıysa da tersiyer ya da üçüncül olarak isimlendireceğiz.
Aynı zamanda bu karbon atomlarına bağlı olan hidrojenlere de primer, sekonder, tersiyer şeklinde sınıflandırma yapabilirsiniz. Bakın ne demek istiyorum? Mesela şu CH3'deki karbona baktığımızda bu karbon bir tane karbona bağlandığı için primer karbon atomudur. Yine şuradaki karbona yani CH'deki karbona baktığımızda soldaki karbona, sağdaki ve alttaki karbona bağlandığı için 3 karbona bağlanmış tersiyer. Yine alttaki CH3'e baktığımızda sadece CH'e bağlı olduğu için primer. CH2'ye baktığımızda sol ve sağdaki karbonlara bağlı olduğu için sekonder. CH3'e baktığımızda da sadece tek karbona bağlı olduğu için primer karbon atomu olarak isimlendirilir. Evet, diğer slaytımıza geldiğimizde alkil gruplarına geldik. Alkanlardan bir hidrojen çektiğinizde oluşan gruba alkil grupları denir. Mesela arkadaşlar CH4'ün adının metan olduğunu biliyor olmamız lazım. CH4'ten bir hidrojen çektiğimizde CH oluşur. Bunun da adı artık metil olur. Yine benzer şekilde C2H6'nın adının etan olduğunu söylemiştik. C2H6'dan bir hidrojen çektiğimizde etil grubu oluşur. C2H5'tir aslında bu da açık yapısı şöyle yazıyoruz arkadaşlar. CH3, CH2 şeklinde açarak yazıyoruz bilginiz olsun. Yine benzer şekilde kapalı formülü C3H8 olan organik bileşiğin adı propandır. Propandan bir hidrojen çektiğinizde oluşan yapıya da propil deriz. Evet, devam ettiğimizde şimdi sırada iskelet formülü var. İskelet formülünde nelere değineceğiz? Bu yöntemde karbon ve hidrojen elementleri gösterilmez. Karbon elementine herhangi bir grup bağlanmamışsa ya da dallanma yoksa başta ve sonda metil grupları arada CH2 grupları vardır. Çizginin her bir ucunda ve her bir köşesinde bir karbon atomu bulunur. Bu karbonlara yeteri kadar hidrojen bağlanır. Formülde oksijen, azot, kükürt ve diğer elementlerin sembolü gösterilir. Bakın ne demek istiyorum? Şöyle bir yapı göreceğiz. Her birleşmede bir karbon atomunun olduğunu biliyoruz. Bakın şuralarda da gösterilmiş. Her birleşmede karbon atomu olacak. Oksijen ve hidrojen varsa işte oksijen olur, azot olur, kükürt olur. Onları yazıyla göstereceğiz. Ama karbona bağlı hidrojenleri göstermiyoruz. Dileyen arkadaşlar karbon 4 bağ yapacak şekilde eksik hidrojenleri yanlarına yazabilir. Ama biz gösterim anlamında şöyle gösterileceği için yazmıyoruz. Hani her bir uçta karbonun olduğunu, karbonun 4 bağ yapacağı şekilde etrafında hidrojenlerin olduğunu biliyor olmamız gerekir. Evet, şimdi geldik Yupak sistemine göre alkanların adlandırılmasına tek tek kuralları söyleyerek örneklendireceğiz. Birinci kuralımız şunu söylüyor, diyor ki sürekli ve en uzun düz karbon zinciri belirlenir. Bakın burada kırmızıyla numaralandıran zinciri 5, maviyle numaralandıran zincir 6 karbonlu demiş. Daha uzun olan 6 karbonlu zincir ana karbon iskeleti olarak kabul edilir. Şimdi arkadaşlar nereden geleceğiz? Bakın ne diyoruz? En uzun düz zinciri seçeceğiz. Yani şimdi soldan mı geleceğiz? Sağdan gelip yukarı mı çıkacağız? Bakacağız. Şimdi kırmızıya baktığınızda sağdan başlanmış ve yukarı çıkılmış 5 karbonda bitirilmiş. Ama soldan geldiğimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6'ya kadar uzatmışsınız. Yani o zaman sizin ana zinciriniz ne olacak? En uzun zincir olan 6 karbonlu zincir olmuş olacak. Bilginiz olsun. Yani şöyle diyelim ana zincir 6 karbonlu. Devam ediyorum. 2 numaralı kurala geldiğimizde diyor ki en uzun düz zincirdeki karbonlar dallanmanın bağlı olduğu karbona en yakın uçtan başlanarak numaralandırılır. Şimdi arkadaşlar önce yanlış numaralandırmayı göstermek istiyorum. Yanlış numaralara baktığınızda soldan gelinmiş ve 5 nolu karbona dal bağlanmış. Ama doğru numaralandırmaya geldiğimizde keşke burayı maviyle gösterseydik. Şöyle yapalım. Sağdan gelinmiş ve 2'de metil dallanması görüyoruz. Şimdi ne diyoruz? En uzun zinciri seçeceğiz. İkisine de zincir zaten sayısı değişmiyor. İkisi de 6 karbonlu ama değişen şey şu. Birinde dallanma sağdan geldiğimizde 2'de kalıyor. Birinde soldan geldiğinde dallanma 5'te kalıyor. Biz mümkün mertebe dallanmanın bağlı olduğu karbon numarasını küçültmeye çalışacağız. O anlamda sağdan geleceğiz. Yani doğru numaralandırma birinci şekildeki gibidir. Evet devam edersek Yupak sistemine göre adlandırmanın üçüncü kuralına geldik. Üçüncü kural bize şunu söylüyor diyor ki önce dallanmanın bağlı olduğu karbonun adı sonra dallanmanın adı en sonunda en uzun düz zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın adı yazılır. Rakamla alif arasına çizgi, rakamla rakam arasına da virgül konur. Yan grup ve karbon iskeletin adı bitişik olarak yazılır demiş. Şimdi nereden geleceğiz? Önce ona karar vereceğiz. Bakın dal 2 nolu karbon yani sağdan gelmeye daha müsait. Çünkü soldan geldiğinizde dallamanın numarası 5 olur. O anlamda sağdan geliyoruz. 1,
2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. 2 de metil dağlanması olduğu için önce dalın bağlı olduğu karbon numarasını belirtiyoruz. 2 diyoruz. Bağlı olan dalın adını söylüyoruz. Metil diyoruz. 6 karbonlu ana zincir olduğu için alkanın adıyla bitiriyoruz. Hexan şeklinde söylüyoruz. Evet, dördüncü kuralımıza geldiğimizde diyor ki eğer yapıda birden fazla dallanma varsa bu durumda dallanmaya en yakın uçtan başlanarak karbonlar numaralandırılır. Dallanmanın bağlı olduğu karbonların numaraları ayrı ayrı belirtilir. Aynı dallanmada birden fazla varsa di, tri gibi örnekler kullanılır. Şimdi arkadaşlar sağdan mı geleceğiz, soldan mı geleceğiz? Soldan geldiğimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu durumda dallanma 3 ve 5 nolu karbonlu olur. Ama sağdan geldiğinizde bakın dallanmanın bağlı olduğu karbon numarasını küçültüyorsunuz. Yani 2'ye ve 4'e düşürüyorsunuz. O anlamda sağdan geldik. 2'de ve 4'te metil dağlanması olduğu için önce numara tekrarı yapıyoruz. Metillerin bağlı olduğu karbonların numaralarını belirtiyoruz. Araya virgül koyuyoruz. 2 virgül 4. Daha sonra 2 tane metil bağlı olduğu için Latince örnek olarak D'yi getiriyoruz. Dimetil diyoruz. Ve 6 karbonlu alkanın adıyla bitiriyoruz. Heksan diyoruz. Evet, devam ettiğimizde 5. kurala geldiğimizde diyor ki farklı türde dallanmalar bulunduğunda yine dallanmaya en yakın uçtan başlanarak karbonlar numaralandırılır. Ancak isim yazılırken dallanmalar alfabetik sıraya göre dizilir. Etil grubu metilden önce yazılır demiş. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın dallanma sağ uca daha yakın olduğu için numara vermeye sağdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 2'de metil dallanması, 4'te etil dallanması var. Artık burada alfabe önceliğine bakıyoruz. Etil yani E harfi M harfinden önce geldiği için önce etili söylüyoruz. Tabi önce numarasını söylüyoruz. 4 etil diyoruz. 2 metil diyoruz. 7 karbonun alkanın adı olan heptanla bitiriyoruz. 6. kurala geldiğimizde zincir üzerindeki aynı karbon atomuna 2 tane grup bağlıysa bu karbon numarasını 2 defa kullanıyoruz. Şimdi dallanma sağ uca yakın olduğu için sağdan geliyoruz. 1, 2, 2'de 2 tane metil var ona dikkat ediyoruz. 3, 4, 4'te bakın etil var. 5, 6, 7 diyoruz. Evet bildiğiniz üzere 4'te etil var dedik. 2'de de 2 tane metil var arkadaşlar. Şöyle 2 tane yazayım. Evet önce alfabe önceliği olan E harfi olduğu için 4 etil diyoruz. Sonra 2 diyoruz. 2 tane metil olduğu için numara tekrarı yapıyoruz. 2,2. Sonra 2 tane metil olduğunu belirtmek adına dimetil diyoruz. 7 karbon alkan olan heptanla bitirmiş oluyoruz. Evet devam edersek 7. kuralımıza geldik. 7. kural da şunu söylüyor. Farklı dallanmalar düz zincirin uçlarına eşit uzaklıktaysa dallanmaların adlarına bakılır. Hangi dallanmanın adının ilk harfi alfabede önce geliyorsa numaralandırmaya oradan başlanır demiş. Şimdi bakın sağdan geldiniz. 2'de dal var. Şöyle 1, 2 dediğinizde. Soldan geldiniz. Yine 1, 2, 2'de dal var. Şimdi soldan geldiğinizde brom 2'de kalıyor. Sağdan geldiğinizde metil 2'de kalıyor. Şimdi biliyorsunuz brom B ile başlıyor. Metil de M ile başlıyor. O zaman B harfi M'den daha önce olduğu için soldan geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Evet yazarken de yine alfabe önceliğine bakıyoruz. 2'de brom olduğu için önce 2 bromo diyoruz. Sonra 5 metil ve 6 karbon alkanın adıyla bitiriyoruz. Bilginiz olsun. Evet 8. kurala geldiğimizde diyor ki dallanma en uzun zincirin her iki ucundan eşit uzaklıktaysa numaralandırma dallanmanın çok olduğu uçtan başlanarak yapılır diyor. Şimdi şöyle diyelim. Soldan geldiğimizde 2'de, 3'te ve 6'da dal var. Sağdan geldiğimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 5 ve 6'da var. Hangisini tercih ederiz? Tabii ki daha fazla dallanma olan sol taraftan gelmeyi tercih ederiz. O anlamda 2'de, 3'te ve 6'da metil olduğu için 2, 3, 6 diyoruz. Numara tekrar yapıyoruz. Sonra 3 tane metil olduğu için trimetil diyoruz. 7 karbon alkan olan heptanla bitiriyoruz. Bakın burada bir not var ona da değinmek istiyorum. Diyor ki di, tri, tetra, sek, ter gibi örneklerin ilk harfleri adlandırmada dikkate alınmaz. Yani diyor ki işte di'dir, tri'dir bunlara çok takılmayın. Bizi ilgilendiren dalın alfabe önceliğine bakacağız. Izo, neo gibi örnekler ismin parçası kabul edildiği için önceki sırası dikkate alınır. Bunu daha sonraki slaytlarımızda zaten açıklayacağız. Evet geldik şimdi Yupak sistemine göre adlandırma 9. kuralı. 9. kural şunu söylüyor diyor ki aynı sayıda karbon içeren birden fazla düz zincir varsa
Daha fazla dallanma içeren zincir ana zincir kabul edilir. Ana karbon zinciri mavi ile numaralandırılmış olandır. Şimdi şuna bakacağız. Arkadaşlar acaba nereden gelebiliriz onu teyit edeceğiz. Mesela önce sola bakmak istiyorum. Şimdi sola baktığımızda sağdan gelmişiz 1, 2, 3. Sola devam etmeyip aşağı inmişiz. Bakın 4, 5 demişiz. Bu durumda ne olmuş? 3'teki şu gruba dal demişiz. Bunun adı da daha sonra anlatacağım zaten. Şimdi sağ tarafa baktığımızda sağdaki yapıya. Şimdi yine sağdan gelmişiz. 1, 2, 3. Bakın aşağı inmektense sola gitmişiz. 4'te metil dallanması demişiz. 5'te bitirmişiz. Yani bu durumda 3'teki CH2, CH3'te dal olarak görmüş olacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her ikisinde de ana zincir 5 karbonlu. Yani 5 karbonu geçemiyorsunuz. Ama aradaki fark şu. Soldaki yapıda sadece bir dal görüyorsunuz. Ama sağdaki yapıda iki dal görüyorsunuz. O zaman daha fazla dalın olduğu tarafı seçeceğiz. O anlamda sağdaki yani şu maviyle gösterilen alan bizim neyimiz? Ana zincirimiz. Hatta adlandırmasını da yapalım. 3'te etil, 4'te metil olduğu için şöyle yapacağız. 3 etil diyeceğiz, tire diyeceğiz. 4 metil diyeceğiz. Evet ana zincir 5 karbonlu olduğu için 5 karbonlu alkan olan pentanlı da bitirmiş olacağız. Evet şimdi geldik arkadaşlar alkanların özel yani yaygın adlandırılması. Yaygın adlandırmada toplam karbon sayısına bakacağız. Normal dediğimiz küçük N harfiyle alkanın önüne koyacağız. Düz zincirli alkanlar adlandırılırken adının başına N takısı gelir. Mesela 1, 2, 3, 4, 4 karbonlu alkanın adı bütan olduğu için N bütan diyoruz. Yine benzer şekilde 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu alkan pentan olduğu için N pentan şeklinde yapacağız. Şimdi izo ön 2 var. Bunu ne zaman kullanacağız? İzo ön 2'ni düz zincirli alkanda zincirdeki iki nolu karbona bir tane metil grubu bağlanırsa özel adlandırmada adının başına izo ön 2 getireceğiz. Bakın 1, 2, 3. İki nolu karbonda bir metil olduğu için alkanın önüne izo ön 2'ni getirip toplam karbon sayısını sayıyoruz. Bakın ana zincir 3, bir de dal var 4 izobütan. Benzer şekilde bakın 1, 2, 3, 4 diyorum. 2 nolu karbonda 1 metil olduğu için izo takısını getirdim. Ana zincir 4 karbonlu bir de daldan gelen var 5 karbonlu izo pentan şeklinde yazacağız. Evet bir de neo takısı var. Neo'yu ne zaman kullanacağız? Düz zincirli alkanda zincirdeki ikinci karbona 2 tane metil bağlanırsa özel adlandırmada adının başına neo ön ikine getireceğiz. Bakın 1, 2, 3 dedik. 2'de 2 tane metil dağlanması olduğu için neo ön ikine getirdik. Ana zincir 3, bir de daldan gelen 2 tane karbon neo pentan olmuş oluyor. Yine benzer şekilde 1, 2, 3, 4. Bakın 2 nolu karbonda 2 tane metil var. Neo ön ikine getirdik. Ana zincir 4, 2'de daldan gelen var. Neo heksan şeklinde okumuş olacağız. Şimdi geldik. Normal alkil yani N-alkil ne zaman kullanacağız? Düz zincirli hidrokarbonda zincirin ucundan, başından ya da sonundan fark etmez. Bir tane hidrojen çıkardığınızda normal alkil adını alır. Bu adlandırma propandan itibaren kullanılır. Yani metan ve etilde böyle bir durum söz konusu değil. Bilginiz olsun. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. CH4'ün adı metandı zaten. Bir hidrojen çektiğimizde bunun adına metil diyoruz. Yani N-metil söylenmez bilginiz olsun. Yine benzer şekilde C2H6 etandır. Bundan bir hidrojen çektiğinizde C2H5'tir. Bunun adı da etildir. Yine N-etil denmez. Propandan başlar yani özetle. Propan da biliyorsunuz C3H8 kapalı formüle sahiptir. Evet propandan uçtan bir hidrojen çektik. Normal propil dedik. Bütandan da uçtan bir hidrojen çektik. Normal butil demiş olduk. Evet bir de izoalkil var. İzoalkil ne demek? Bu da düz zincirli bir hidrokarbonda zincirdeki 2 numaralı karbona baştan ya da sondan fark etmez bir tane metil grubu bağlayıp metil grubuna uzak olan uçtan bir hidrojen çıkarırsak izoalkil adını alır. Bütandan itibaren kullanılmaya başlanır arkadaşlar. Bakın şuradan geldik 1, 2, 3 yani hidrojen çektiğiniz yere 1 numarayı veriyorsunuz. 2 nolu karbonda metil var izo takısını getirdik. Ana zincir 3 bir de metilden gelen daldan gelen var 4 izobütil diyoruz bu şekilde. Bir de tersiyer alkil var arkadaşlar. Tersiyer alkil de şudur. Düz zincirli hidrokarbonda zincirdeki 2 numaralı karbona baştan ya da sondan fark etmez. Bir tane metil grubunu bağlayıp metil grubunun bağlı olduğu 2 numaralı karbondan bir tane hidrojen çekerseniz tersiyer alkil adını alır. Bu adlandırmada bütanda başlar. Bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. 1, 2, 3.
Kinoğlu karbonla hem metil bağlı hem de hidrojen çektiniz. O zaman tersiyer oluyor. Ana zinciri 3. Bir de daldan gelen var. Tersiyer bütil olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, devam ettiğimizde bir de sekonder alkil var. Sekonder alkilde düz zincirli hidrokarbonda zincirdeki iki nolu karbondan baştan ya da sondan bir tane hidrojen çektiğinizde sekonder alkil adını alır. Bu adlandırma bütanda başlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın iki nolu karbondan direkt çekerseniz sekonder. Ana zincir 4 karbonlu zaten. Direkt bütil şeklinde ne yapıyoruz? Yazmış oluyoruz. Evet, şimdi özel durumlar var. Özel durumlarda da nedir o? Propanda ikinci karbondan bir hidrojen çektiğinizde sekonder ön 2 yerine izo ön 2 getirilir. Yaygın adlandırma toplam karbon sayısına göre yapılır. Bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik. Bakın 2 nolu karbondan direkt hidrojen çektiğinizde normalde sekonder demeniz lazım ama propilde özel bir durum var. Önüne izo takısı getiriyoruz. İzo propil diyoruz. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir de neo alkil var. Neo alkil de şudur. Düz zincirli hidrokarbonda zincirdeki 2 numaralı karbona baştan ya da sondan fark etmez. 2 tane metil grubunu bağlayıp metil grubuna uzak olan uçtan bir hidrojen çekersek neo alkil adını alır. Bu adlandırma pentandan itibaren başlar. Bakın 1, 2, 3 dedik. 2 nolu karbona 2 metil bağlandığı için neo takısını getirdik. Ana zincir 3, daldan gelen 2 karbon neo pentil şeklinde yazmış olacağız. Evet, örneklere başlayalım. Yapı formülü yukarıda verilen bileşiği Yupak sistemine göre adlandırınız demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Dal hangi uca yakınsa oradan gelin demiştik. O anlamda 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik, 6 dedik. 2 de metil, 4 de etil dalı olduğu için biliyorsunuz alfabede etil E harfi M'den önce geldiği için önce etili söylememiz lazım. Yani 4 etil diyoruz, tire çekiyoruz. 2 metil diyoruz. 6 karbon adı hegzanla bitirmiş oluyoruz. Evet, ikinci örneğimize baktığımızda yapı formülü yine yukarıda verilen bileşiği Yupak sistemine göre adlandırın demiş. Şimdi sağdan mı geleceğiz, soldan mı geleceğiz? Bakın soldan gelmeye çalışalım. 1, 2, 2'de brom var, 3'te brom var, 4'te metil var. Bakın yukarı mı çıkacağız, sağa mı gideceğiz? Aslında yukarı çıkmak daha iyi çünkü etil zincir uzatır. Bakın 5, 6 dedik, burada da dal olmuş oluyor. Yapı bu şekildedir. 2'de ve 3'te brom olduğu için 2,3 dibromo diyoruz, tire çekiyoruz. Bakın 4'te 2 tane metil olduğu için 4,4 dimetil diyoruz. 6 karbon alkan olan hegzanla bitirmiş oluyoruz. Evet, üçüncü örneğimize baktığımızda iskelet formülü yukarıda verilen bileşiği Yupak sistemine göre adlandırın demiş. Bakın buradan nereden geleceğiz? Dala bakacağız arkadaşlar. Dala yakın taraftan gelmeye çalışacağız. Bakın 1 dedik, 2 dedik, 2'de metil dalı var, 3'te yine metil dalı, 4, 5, 5'te yine metil dalı, 6'da bitti. Şu çubuklar, tek çubuklar metil dalıdır. Unutmayın arkadaşlar. 2,3 diyoruz, virgül 5. Trimetil. Çünkü 3 tane metil var. 6 karbonlu alkan heksanla bitirmiş oluyoruz. Evet, dördüncü örneğimize baktığımızda sıkıştırılmış formülü yukarıda verilen bileşiği Yupak sistemine göre adlandırın demiş. Bakın arkadaşlar, bu yapıyı ben açık yapıya getirmeye çalışıyorum. Diyor ki şuradaki karbona diyor 3 tane metil bağla diyor. Bakın karbona 3 tane metil bağlıyorum. Yapıyı bu şekilde açarsanız daha net görürsünüz. Sonra iki tane birbirini tekrar eden CH2 var diyor. Sonra CH'a diyor CH3 bağlı. Ve CH3'le de bitir diyor. Evet, yapının orijinali budur. Numara vermeye daha fazla dalın olduğu taraftan geliyorum. Soldan 1, 2, 2'de 2 tane metil var. 3 dedik, 4 dedik, 5'te 1 metil var. 6'da bitiyor. O zaman önce numara tekrarı 2,2,5 diyoruz. Metil olduğu için 3 tane olduğu için trimetil diyoruz. 6 karbon alkan heksanla bitirmiş oluyoruz. Evet, 5. örneğe baktığımızda iskelet formülü yukarıda verilen bileşiği Yupak sistemine göre adlandırın demişiz. Şimdi buradan nereden geleceğiz? Bakın burada iyi teyit etmeniz lazım. C2H5 varsa dedik ki zincir uzar. O zaman onun olduğu yerden gelmeye çalışalım. 1 dedik, 2 dedik. 3'te metil dalı var, 4. 4'te etil dalı var, 5, 6, 7, 8 dedik ve bitirdik. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. 4'te etil olduğu için 4 etil diyoruz. Tire çekiyoruz. 3 metil diyoruz. Bakın ana zincir 8 karbonlu olduğu için oktanla da ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Evet, örnek 6'ya geldik. Diyor ki özel adı neo heksil bromür olan bileşiğin yapı formülünü yazınız demiş. Şimdi neo heksil için ne yapmamız lazım? Heksil diyor bakın.
Toplam karbon sayısının 6 olması lazım. Demek ki ana zincirde 4 olacak. Çünkü NEO'da 2 nolu karbona 2 metil bağlamamız gerekiyor. Bakın 4 tane ana zincirim olması gerekiyor. Düz zincirle 4 karbonu yan yana çiziyorum. 2 nolu karbona 2 tane metil bağlamam gerekiyor. Çünkü NEO'da öyle bir durum söz konusuydu. Buralarda eksik kalan hidrojenleri yerleştirerek adlandırmayı bitirmeye çalışıyorum. Bakın 1, 2'de 2 tane metil var. 3 ve 4 dedik. 2'de 2 tane metil olduğu için NEO takısı geldi. Ana zincir 4, 2'de daldan gelen var. Hexyl şeklinde olmuş oldu. Gelin sorumuza baktığımızda sistematik adı 6 bromo 2 kloro 5 izopropil 3 metil oktan bileşiğin yapı formülü diyor. Şimdi bakın öncelikle oktan diyor yani 8 karbonlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6'ya brom bağla diyor 2'ye klor bakın şuraya geldim kloru bağladım. 3'e de diyor metil bağla diyor geldim metili de bağladım. 5'e izopropil diyor bakın şuraya CH, CH3, CH3. Bunun adı izopropildir. Bir de 6'ya da brom bağla diyor. Geldim bağladım. Evet eksik kalan hidrojenleri yerleştirmeye çalışalım. Şurada 3 hidrojen, burada tek hidrojen, burada yine tek hidrojen, 2 hidrojen. Bakın yine tek hidrojen, tek hidrojen, 2 hidrojen, 3 hidrojen şeklinde tamamladık. Şimdi okumaya çalışalım. Bakın nereden geliyoruz? 1 dedik, 2 dedik, 2 de klor, 3 dedik, 3 de metil, 4 dedik, 5 dedik, şurası izopropil, 6 dedik, 7 dedik, 8 dedik, 6'da da brom. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Yapıyı çizmeye çalışacağız. Evet, 8. örnekteyiz. Diyor ki yukarıda verilen bileşik için hangileri kullanılabilir demiş. Şimdi dal soluca daha yakın olduğu için soldan numara veriyoruz. 2'de 2 tane metil var, 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik. 2, 2 dimetil. Demiş evet 5 karbonlu alkan pentan olduğu için doğrudur. Şimdi 2 nolu karbona 2 tane metil bağlandığı için NEO takısı gelir. Ama ana zincir 5. 2 de daldan gelen 7 olması lazım da. Yani NEO heptan şeklinde isimlendirmemiz gerekirdi. Bu yanlış olmuş. 4 4 dimetil pentanı zaten kullanamazsınız. Yani sağdan gelemezsiniz. Çünkü soluca daha yakın olduğu için bunu tercih etmeyiz. Cevap sadece 1 olur. 9. örneğimize baktığımızda yukarıda verilen bileşiğin sistematik adı hangisine doğru verilmiştir demiş. Soldan mı geleceğiz, sağdan mı geleceğiz? Dal hangi uca yakınsa oradan gelin demiştik. Soldan geliyoruz. 1, 2. 2'de brom var, 3'te brom var, 4'te 2 tane metil var, 5, 6, 7. Bu durumda ne diyoruz? 2, 3 dibromo diyoruz. 4'te 2 tane metil var. Tekrar ediyoruz. 4, 4 dimetil diyoruz. 7 karbonlu alkan heptan şeklinde bitirmiş oluyoruz. 10. örneğimize baktığımızda aşağıda verilen alkil köklerinden hangisi doğru adlandırılmıştır? Evet metandan bir hidrojen çektiğimizde CH3'te bunun adı etil değil metildi arkadaşlar. Bu yanlış olmuş. Yine baktığımızda hidrojen çektiğimiz yere bir numarayı veriyorduk. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik. Bakın 2 nolu karbonda bir tane metil bağlıysa bu neydi? İzo 12 geliyordu ve toplam karbon sayısı 4 olduğu için bu izobütil olarak isimlendiriyorduk. Yanlış olmuş. Devam ettiğimizde bakın 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik. Normalde 2'den direkt çektiğinizde sekonder takısı geliyordu ama 3 karbonlu alkil olan propilde özel bir durum vardır. İzopropili kullanabiliyorduk. O anlamda doğrudur. D şıkkına geldiğimizde bakın 1, 2 dedik, 3 dedik. 2'de hem metil var hem de hidrojen çekmişiz. O anlamda izo değil buraya artık ter takısı geliyordu. Toplam karbon sayısı da ter bütil şeklinde ne yapıyorduk? Bitiriyorduk. Olmamış. E şıkkına baktığımda 1, 2, 3 dedik. 2'de 2 tane metil olduğu için NEO takısı getiriyorduk. Ve ana zincir 3, daldan gelen 2, toplamda 5 karbon olduğu için NEO pentil şeklinde isimlendirmemiz gerekir. Cevabımız C şıkkı olur. 11. örneğimize baktığımızda bileşiği için hangileri kullanılabilir demiş. Evet sağdan geldik. 1, 2, 3 soldan da gelseniz bir şey değişmez. 2 de klor, 2 de metil var. O zaman 2 kloro, 2 metil, 3 karbonlu alkan propandır. Doğrudur. Başka nasıl okuyabiliriz? Bakın 2 nolu karbondan aslında hidrojen çekmişiz. Klor bağlamışız. O zaman oradan hidrojen çektik anlamında tersiyer konumunda olduğu için ter dedik. Şurası da ana zincir 3 bir de daldan gelen var. Şurası bütil olduğu için ter bütil klorür de kullanılabilir. İzobütil kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Çünkü izobütili kullanabilmeniz için şöyle gerekiyordu. Bakın CH2'den çektiğinizde şuraya bir hidrojen bağladığınızda CH3 dediğinizde ancak böyle izobütil olabiliyordu. İzobütil budur. O anlamda burada izobütili kullanamazsınız. Çünkü
İzobütil olmaz bu arkadaşlar. Bu ne olur? Tersiyer bütil olur o anlamda. Olmadı. Cevap 1 ve 2 olur. 12. örneğimize baktığımızda bir karbon atomuna bir tane N-propil, bir tane etil, bir tane izopropil ve bir tane de brom elementi bağlanıyormuş. Yupak adı soruluyor. Şimdi merkeze bir karbon aldık. N-propili bağlayacağız. Şöyle bağlayalım. CH2, CH2, CH. Bunun adı N-propildir. Bir tane de etil bağlayalım. C2H5'tir o da. Bir tane izopropil demiş. O da CH, CH3, CH3. Bu da izopropildir. Bir tane de brom bağla demiş. Onu da bağladık. Evet, nereden geleceğiz arkadaşlar? Dala yakın taraftan gelmeyi tercih ediyoruz. Bakın aşağıdan geldim. 1, 2. 2'de metil dolanması var. 3'te brom var. Aynı zamanda etil var. 4 dedik, 5 dedik, 6 dedik. O zaman 3'te brom var bir defa. 3 broma dedik. 3'te aynı zamanda etil var. 3 etil dedik. Devam edersek 2'de metil olduğunu söylemiştik. Alt karbonun alkan hegzan olduğu için C şıkkı olur arkadaşlar. Evet, siklo alkanlarda kalıyoruz arkadaşlar. Siklo alkanları ikinci videomuzda göstereceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepimize kolay gelsin.